Havalimanlarındaki kontrollerde haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin işlemlerinin hızlıca yapılabilmesi için Antalya Havalimanı'nda 3 ay önce mahkeme kuruldu. Demirören Haber Ajansı muhabiri Alparslan Çınar o mahkemeyi yakından görüntüledi. Aslında bir duruşma salonundayız ama burası Antalya Adliyesi'nde değil, Antalya Havalimanı'nda. Neden burada? Çünkü her yıl milyonlarca tatilciyi ağırlıyor Antalya. Tabi havalimanı en çok yolcuyu ağırlayan nokta, yer. Kimi zaman havalimanı girişinde, kimi zamansa biletleme işlemi sırasında hakkında yakalama kararı olanlar tespit ediliyor. Sonrasında aslında trafik epeyce uzun ve araçlarla, emniyet araçlarıyla Antalya Adliyesi'ne götürülmeleri gerekiyor. Dosya yükü, trafik yükü bir zaman bakıldığında işte tüm bunları sıfıra indiren bir uygulamaya geçildi 3 ay önce. Şimdi detayları öğreneceğiz. Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adnan Tabar konuğumuz. Efendim hoş geldin. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Antalya Adliyesi ek hizmet birimindeyiz şu anda. Antalya Havalimanı'nın artan yolcu yoğunluğuna bağlı olarak haklarında yakalama kararı bulunan şahısların işlemlerinin daha hızlı, daha etkin, adil biçimde yapılabilmesi amacıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin tahsis ettiği yer gördüğümüz Antalya Adliyesi ek hizmet birimi olarak teşrif edildi. 5 Ağustos'ta faaliyet başladığından beri şu ana kadar 268 vatandaşımızın veya yabancı uyruklu kişinin yakalama işlemleri burada gerçekleştirildi. Burası olmazdan evvel haklarında yakalama kararı verilen şahıslar gerek pasaport kontrolü, bilet kontrolü veya havalimanı girişinde yakalandıklarında emniyet ve kolluk birimleriyle adliyeye götürüp işlemleri yapılmaktaydı. Saatler sürüyordu değil mi efendim? Saatler sürmesiyle birlikte kolluk kuvvetlerinin zaman kaybı. Bu zaman içerisinde geçen süreçte yolcuların uçuşlarını kaybetme, yeni bilet alma gibi sorunları doğmaktaydı. Bura faaliyete geçtikten sonra işlemler burada hızlı şekilde yakalamayı çıkaran savcılık veya mahkeme huzuruna çıkarılmakla tamamlanıyor. 5 Ağustos'ta yürürlüğe girdi. Cumhuriyet Başsavcılığımızca burada 2 personelimiz görevlendirildi. Her hafta içi ve hafta sonu sabah 8.30, akşam 20.30 saatleri arasında burada faaliyet göstermekte. 268 kişinin burada işlemleri tamamlandı. Kaçı tutuklandı? Şu an itibariyle bir kişi tutuklandı. Kalan şahısların ifadeleri alınmak suretiyle serbest bırakıldı. Yakalama kararlarının büyük çoğunluğu ifade alınmasına yönelik çıkarılan kararlar olduğu için bu şekilde infaz edilmiş olmuştu. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi SEGBİS sistemi var. Görüntülü bir şekilde bu kameralarla hangi hakimlik hakkında yakalama kararı verdiyse ilgili kişi o hakim karşısına, huzuruna çıkarılıyor ve kameralarla SEGBİS sistemi üzerinden hakkında verilecek olan karar dakikalar içerisinde verilmiş oluyor. Yaklaşık 100 metrekarelik bir alan savcı odası, bekleme odası ve duruşma salonu olarak hizmete girmiş bulunuyor. Bir örneği de İstanbul'da var. Türkiye'de 2 havalimanında bu şekilde hizmet veriliyor.